Ağzı billâhi Allah'tan Şeytan Rjim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala khayri khalqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. la tarifin hükümlerini icra etmeye devam ediyoruz. Bugün nasip olursa ızhar-ı kameriyye konusunu ele alacağız. Şimdi biz bir önceki dersimizde Lam-ı tarifi anlattık. Diğer bir ifadesi neydi? Elif lam takısıydı. Evet. Ve dedik ki iki kısmı ayrılıyordu. Bir, idgam-ı şemsiye. Yani lam-ı tarifin idgamı. iki izhar-ı kameriyye Yani lam-ı tarifin izharı. Birinci konuyu işledik. Bitti. Lam-ı tarifin idgamı konusunu bitirdik. Şimdi de ikincisini icra ediyoruz. Şimdi önce izhar-ı kameriyye ne demek? Onu bir tarifini anlatalım bakalım. Lam-ı ta'rif'ten sonra yani elif lam takısından sonra kameri harflerden biri gelirse ne olur? İzharı kameriye olur. Evet. Diğer bir ifadeyle lam-ı ta'rifin izharı. Biz bunu daha çok kullanacağız. Lam-ı ta'rifin izharı terimini daha çok kullanacağız. Şimdi ne oluyor peki? Lam harfi yani elif lam takısından sonra kameri harflerden biri gelirse ne olur dedik? Lamu ı Tarif'in izharı olur dedik. Bu şekilde lam kendinden sonraki harfe katılmadan okunur. Açık bir şekilde harekesiyle okunur. Evet. Bu sefer idgam yok. İzhar neydi? Belirtmek, açığa çıkarmaktı değil mi? Evet. İşte şimdi burada izhar-ı kameriyede ne yapıyoruz? O elif -lam takısını açığa çıkararak olduğu harekeyle okuyoruz. İşte bunun adı nedir? İzharı kameriyedir. Şimdi yine idgamı şemsiyede olduğu gibi izharı kameriyede yine 14 tane harfimiz var. Zaten diğer ilk gördüğümüz 14 harf şemsi harflerdi. Şimdi göreceğimiz 14 harfte yani geriye kalan 14 harfte kameri harfler oluyor. Öncelikle şunu unutmayalım. Tekrar bunu özellikle tekrar getirdik ki eee lam tariften bahsediyoruz. Her iki durumda da aynı takıdan bahsediyoruz. Eliflam takısından bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla bunu izhar-ı de görüyoruz. İdgam-ı şemsiyede gördüğümüz gibi izhar-ı de yine göreceğiz. Şimdi 14 tane kameri harfimiz var demiştik. Diğer 14'ü yani burada olmayan diğer 14 harf şemsi harflerdi. Şimdi burada telaffuz edeceğimiz, göstereceğimiz harfler de kameri harflerdir. Dolayısıyla elif lam takısından sonra, yani lam-ı tariften sonra şu 14 harften biri gelirse ne olur? İzharı kameriye olur. Bunlar hangi harflerdir? Elif, b, gayn, h, jim, kaf, vav, ha, fe, ayn, kaf, ye mim ve h harfleri. İşte bu 14 harf kameri harflerdir diyoruz biz bunlara. Elif lam takısından sonra bu 14 harften biri gelirse ızharı kameriye olur. Şimdi yine bir beytimiz var. Harflerin daha çabuk kolayca ezberlenmesi açısından yine bir beytimiz var. O beyti de görelim. Ne diyoruz biz buna? Artık kolay ezber metni diyoruz. Evet. Bunu ezberlersek ne olur? Harfleri daha çabuk tanımış oluruz değil mi Evet Bu kural gerçekleştiği anda gerçekleşeceği esnada hemen hatırlarız Ha bu kameri bir harftir Dolayısıyla elif lam takısından sonra bu harf geldiği için biz buna izharı ı kameriye diyoruz rahatlıkla söyleyebiliriz İşte bu kameri harfler şu beytte toplanmıştır Ebghi hacceke ve haf değil mi bu kelimelerin tamamındaki harflerin hepsi. Yani e, şemsi harfler gibi bir beyt vardı. O Oradaki kelimelerin ilk harfleri neydi? Şemsi harflerdi. Ama burada tamamı, bu kelimelerin tamamındaki harfler nedir? Kameri harflerdir diyoruz. Bir daha okuyalım. Ebgî hacceke ve haf Değil mi? İşte bunu biz böyle hemen ezberlersek harfleri daha çabuk tanımış oluruz. Ne deriz? İşte bunlar kameri harflerdir diyoruz. Diğer bir ifadeyle Kur'an alfabesinde şemsi harflerin dışında kalan diğer bütün harfler kameri harflerdir diyoruz. Buradan da anlamış olacağız. Şimdi örnek kelimelerimize bir bakalım. İzhar-ı kameriyenin gerçekleştiği yerler neresi? İşte burada başta konumuz izhar-ı kameriye değil mi? Diğer bir ifadesi neydi? Lamu tarifin izharı demiştik. Hemen ilk kelimemizle başlayalım. Önce okuyalım. Vel kamera vel Evet, burada elif lam takısını görüyoruz. Ondan önce bir vav harfi var. Ne oldu burada? Elif lam takısını açıktan okuduk. Yani idgam etmedik. Neden? Çünkü elif lam takısından sonra gelen harf kameri bir harftir. Dolayısıyla burada elif lam takısını açık bir şekilde ifade ederek okuyoruz. Vel kamera yani ve kamera diye bir idgam söz konusu değil. Vel kamera vel kamera Evet sizden dinleyelim bir de. Vel kamera Evet ra sondaki ra da kalın. Devam ediyoruz. Takdirul azizil alim. Takdirul azizil alim. Evet burada bakıyoruz. İki yerde görüyoruz burada. İlki ötreli olan ra harfinden geçiş. Değil mi? Burada yine evet. dedik. Ne yaptık? İşte burada eliflam takısı sakindir. Değil mi? Ve ondan sonra gelen aynı harfini okuduk. Ne yapmış olduk burada? izharı kameriye yapmış olduk. Eliflam takısından sonra kameri harflerden ayn harfi gelmiş. Dolayısıyla biz burada idgam yapmıyoruz ve eliflam takısını açık bir şekilde harekesiyle ki lam sakindir. Bu şekilde okuyarak geçiyoruz. Bir sonraki kelime yine burada geçiş esnanda kuralımız var. Azizul Alim. Azizul Alim. Ne oldu burada yine? Kesreli olan Z harfinden Eliflam takısına geçiyoruz evet. ve Eliflam takısından sonra yani Lam tariften sonra kameri harflerden yine Ayn gelmiş bir önceki kelimede olduğu gibi. Dolayısıyla burada yine ne yapıyoruz? Eliflam takısını açık bir şekilde okuyoruz. Taqdiru'l Azizil Alim, Azizil Alim. Bir başka husus daha var burada önemli. Bu geçiş esnasında bu eliflam takısını harekelememek. Bu önemli. Yani eğer biz burada dilimizi çok fazla bırakırsak ne olur? Bu sefer harekeliymiş gibi olur. Mesela şunu söylemek istiyoruz. Takdirul takdirul azizil ne oldu? Sanki harekeledik değil mi? Evet. öyle değil. Bu da eliflam takısı sakindir. Bu cezmin hakkını vermemiz gerekiyor. Takdirul azizil alim. Burada yine hakeza geçiş esnanda yine dikkat etmemiz gerekiyor. Azizili. <tık> Azizili. Dilimizi bırakırsak ne oluyor? Hareke ortaya çıkıyor değil mi? Dilimizi bırakmıyoruz. Azizil <tık> alim. Evet. Yine burada Eliflam takısından sonra kameri harflerden ayın gelmiş. Burada ne vardır dediğimizde lam-ı tarifin izharı var. Bir başka kelime el-mü'minu. El-mü'minu. Başta hemen eliflam takısı ne oldu? Sakin bir şekilde okuduk lamı. Neden? Çünkü eliflam takısından sonra gelen harf kameri harflerdendir. Mimdir. Haliyle burada ne yapıyoruz? Lam-ı tarifin izhar diyerek kuralımızı gerçekleştiriyoruz evet. ve o şekilde okuyoruz. Burada hemen yine dilimizi bırakmayacağız. Elmi <laughs> minu yanlış telaffuz olur. Elmi <laughs> minu değil el müminu el müminu. Ne yaptık? Cezm mi gerçekleştirdik. Bir sonraki kelime elhamdu <laughs> elhamdu. <laughs> yine dilimizi hemen bırakmıyoruz. Elif lam takısı hemen kelimenin başında ve hemen ardından kameri harflerden ha gelmiş. Dolayısıyla burada yine ne yapıyoruz? İdgam yapmıyoruz değil mi? Evet. İdgam yapabilmemiz için şemsi harflerden biri olması gerekiyordu. Ama burada kameri harflerden ha gelmiş. Dolayısıyla burada bu lamın sakinliğini belirterek, açığa çıkararak okuyoruz. Elhamdu, elhamdu. El hamdu değil. Lam sakindir. Sonraki kelime. El kur'âne. El kur'âne. Burada ne oldu? Yine elif lam takısı kelimenin başında geldi. Ve hemen ardından kameri harflerden kaf geldi. Evet. Burada da yine ne yapıyoruz? Izhar-ı kameriye kuralını gerçekleştiriyoruz. Bu nasıl oluyor? Elif lam takısını sakin bir şekilde, lamın sakinliğiyle okuyoruz. Hareke vermekten kaçınıyoruz. Dilimizi hemen bırakmıyoruz. Evet. Dilimiz yapışırsa hareke vermeyiz. Ama dilimizi hemen çekersek geri değil mi? Damaktan ayırırsak o zaman hareke veriyor oluruz. Elimizde olmadan. Evet. Yani şöyle evet. el Qur'ânı el Dili çeker çekmez hemen hareke yapıştı değil mi? Evet. Dilimizi bırakmıyoruz. El Qur'ânı el Diğer bir kelime. El-Mu'minu değil mi? Evet. İki defa gelmiş oldu. Olsun tekrar olmuş olur. El-Mu'minu. Yine burada ne oldu? Elif-Lam takısından sonra kameri harflerden mim geldi. Buradaki Lam'ın sakinliğini okuyarak yani Elif-Lam takısının harekesini açığa çıkararak okuyoruz. El-Mu'minu. Sizden dinleyelim. El-Mu'minu. Evet dilimizi bırakmıyoruz değil mi? Bu çok önemli. El-Mu'minu. El mü'minu. Evet. Bir sonraki kelimemiz el beyane. Burada yine eliflam takısını ne yapıyoruz? Başta görüyoruz. Kendi hali yani kendi harekesi neyse onu açığa çıkararak okuyoruz bunu. Evet. El beyane. Yine dilimize dikkat ediyoruz. Bırakmıyoruz. Hemen direkt damaktan çekmiyoruz. Bu sakinliği, bu sükunluğu verdikten sonra diğer harfin harekesine geçiyoruz. El beyane el-beyane değil mi? Burada bir idgam söz konusu değil. değil. Burada ne var dediğimizde lam-ı tarifin izharı. Diğer bir ifadeyle izhar-ı kameriyye. Neden kameriyye diyoruz? Çünkü eliflam takısından sonra gelen harf kameri bir harftir. Yani şemsi harflerin dışında bir harftir. Bu arada hani biz eliflam takısı dedik ama biz buna ne diyorduk? Hemze diyorduk değil mi? Evet. Çünkü hemze hemzeyi vasıldı. Ha işte kelimenin başında geldiği zaman ne oldu? Kendi harekesiyle geliyordu, değil mi? Mesela el elbeyane kelimesinde gördük bunu. Evet. Ama ondan önce harekeli bir harf geldiğinde ne oluyordu? Düşüyordu. Düşüyordu. Yani yazıda var ama telaffuz anında yok. yok. İşte burada olduğu gibi bilqisti. Ne oldu burada? Buradaki hemzeden önce bir ba harfi geldi ki harekesi kesredir evet. ve burada biz Elif lam takısını ki burada lamın sakinliğini açıkça ifade ediyoruz, okuyoruz ve buradaki bu sakinliği açıkça ortaya koyarak okuyoruz. Dilimizi yine bırakmıyoruz hemen. Bil kıstı. Bil evet. Acele edersek karışır. Acele edelim. Bil kıstı. Bil Ne oldu? Dilimizi hemen çekince ne oldu? Harekelendi. Evet, hareke koymuş olduk. Hareke vermiş olduk. Halbuki elif lam takısındaki buradaki lam sakindir. Evet. Bilqisti, acele yok. Bilqisti, değil mi? Şimdi de la mutarifin izharını, yani diğer bir ifadeyle izhar-ı bir ayet-i kerimede tatbik edelim. Bu da önemli. Bu kuralların şöyle söyleyelim. Bu kuralları iyi öğrenmek, bu kuralları gerçekleştirmenin yolu misallerden geçiyor. Evet. Ve sürekli okumaktan geçiyor. İster bir kelimeyi okuyalım, telaffuz edelim, kuralı gerçekleştirmek için. İstersek bir sure-i celileyi okuyalım ama okuyalım. En önemlisi bu. Bütün kuralların icrata dökülmesi buradan geçiyor. Yani biz tarifi öğrendik. Evet. Elif lam takasından sonra veyahutta lamı tariften sonra kameri harflerden biri gelirse ızharı ı kameri olur. Evet. Bunu ezberledik ama bununla bitmiyor. En önemli nokta neresi? Uygulama. Uygulamak. Evet. O yüzden biz ne yapıyoruz? Misalleri çokça okuyoruz ki ne olsun kuralımızı gerçekleştirelim. İşte burada Rahman suresi 2 ve 4. ayeti kerimeler değil mi? Bu kuralımız burada çok gerçekleşiyor. Mesela Es-sa'idu billah Allemel Kur'an Kur'an Değil mi? İşte burada fethalı olan mim harfinden eliflam takısına geçiş esnasında ne oldu? Burada açıkça ifade ederek okuduğumuz bu sükûnlük, lamın sükûnlüğüdür. Herhangi bir idgam söz konusu değil. Burada lam-ı tarifin ızharı vardır. Neden? Çünkü elif-lam takısından sonra gelen harf kameri, kameri bir harftir. O da gaf'tır. Dolayısıyla biz burada idgam yapmıyoruz. Lamın sükûnlüğünü açıkça ifade ederek, o harekeyi, o sükünluğu çıkararak okuyoruz. عَلَّمَ <laughs> Qur'an allemel kur'an. Şimdi burada dediğimiz gibi dilimizi hemen bırakmıyoruz. Hı. Değil mi? Ne olur o zaman? Hareke peydah olur. Buna izin vermeyeceğiz. Devamında halakal insan halakal insan Burada ne oldu? Kaf harfinden sonra elif lam takısı var. Yine lam sakin. Neden? Çünkü kendisinden sonra gelen harf nedir? Kameri bir harftir. Haliyle burada ne yapıyoruz? Kuralımızı gerçekleştiriyoruz ve idgam söz konusu değil. idgam yapmıyoruz. Buradaki eliflam takısının sakinliği ile beraber yani olamı lamı sakinliği ile beraber okuyoruz. Halakal insan. Halakal insan. Sizden dinleyelim bir de. Halakal insan. Bir daha halakal <laughs> Evet, İhfa kuralımızı da yapmış oluyoruz. Diğer bir ayet-i kerime. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Burada ne oldu? Zamir olan h harfinden elif lam takısına geçiş esnanda ne yaptık? Lamı sakinliğiyle beraber okuduk. Burada ne var? İzhar-ı kameriye. Yani lam tarifin izharı. Evet. Kendisinden sonra gelen harf kameri bir harf olduğu için idgam söz konusu değil. İzhar, idgam birbirine zıt şeyler. Değil mi? Evet. Heh. O zaman biz ızhar denildiği anda hemen manası aklımıza gelmesi lazım. Ha, Izhar ne demekti? Açığa çıkarmak, belirtmek. Burada açığa çıkardığımız, belirttiğimiz şey ney? Lam'ın sükunluğu değil mi? Evet. Heh. Dolayısıyla اَلَّمَهُ <laughs> bayan allamahul bayan. Evet bu şekilde okuyoruz ve devam edelim. Bu da yine Rahman suresi 9. ayeti kerime. Ve aqimul vezne. Ve aqimul vezne. Burada ne oldu? Yine dammeli olan mim harfinden vezne, el vezne kelimesine geçiş esnasında yine burada kuralımız işte lam sakin. Lam-ı tarifin lamı sakin bir şekilde geldi. Neden? Çünkü kendisinden sonra gelen harf vav harfi kameri bir harftir. Dolayısıyla burada ne yaptık? Yani bu sakinliğin hakkını vererek okuduk. Ve eqimul ve eqimul yine dilimizi bırakmıyoruz. Aman ha ne olur? Ve eqimul vezne bu böyle yaygın bir hatadır. Acele etmiyoruz. Acele ettiğimiz için her harfin hakkını vererek okuyoruz. O şekilde geçiyoruz. Evet. Ve öqümulvezne. Burada yine dudaklar. Evet. De. Bilqisti. Bilqisti. Ne oldu yine burada? Ba harfi var. Elif lam takısından önce harekeli ve geçiş esnanda buradaki lamın sükunluğunu koruyarak bu sakinliği açığa çıkararak okuyoruz. Neden? İzhar-ı kameriye var burada neden? Çünkü kendisinden sonra gelen harf kameri bir harftir. Evet. Şemsi bir harf değil. değildir. bilqisti bilqisti Bu sakinlik bu sükunluğun üzerinde de durmuyoruz. Yani bilqisti şeklinde böyle sanki şeddelermiş gibi değil. Sakin harf neydi? Hareketsiz harfe biz sakin harf diyoruz. Değil mi? Evet. Hareke yok. Şedde yok. O zaman sakin hiçbir hareket yok. Hakkını vererek geçiyoruz. Tutmadan. Ayet-i kerimenin devamında ve la tuhsirul mizan ve la tuhsirul mizan Burada yine yine bir geçiş var. Ve la tuhsirul derken burada ötreli olan ra harfinden ne yapıyoruz? Elif lam takısını ifade ederken, telaffuz ederken yine burada lamın sakinliğini koruyarak bu sükunluğu, bu sakinliği vererek okuyoruz. Ve evet. la tuhsirul <Sessizlik> ve evet. la tuhsirul Değil mi? Burada eliflam takısından sonra kameri bir harf gelmiş ki o da mim harfidir. Haliyle burada kuralımızı gerçekleştiriyoruz ve lamın sakinliğini açıkça ifade ederek okuyoruz. Dilimizi yine burada hemen bırakmayalım değil mi? Ve la tuhsirul mizan bırakırsak tuhsirul yani dilin ucu damaktan ayrılır ayrılmaz ne oluyor bir hareket çıkıyor ortaya evet. bu bizimle alakalı hemen bırakmayacağız sakinliği verdik sonraki harfe geçiyoruz ve la tuhsirul mizan tuhsirul mizan bunun şartı ne acele etmemek bu kuralın veya diğer bütün kuralların icra edilmesinin en önemli şartı acele etmemek. Evet. Metlerde mesela acele ettiğimizde onun bir miktarı vardır değil mi? Metti tabiinin bir miktarı var. Bir elif miktarı. Onu geçemeyiz. Altına da inemeyiz. Yani yarım elif diye bir şey yok. Bir elifin üstü de olamaz. Çünkü asli mettir metti i. Bir elif miktarı uzatırız değil mi? Evet. Bu, bu da onun gibi. Burada biz bu sakinliği vermek için dilimizi hemen çekmeyeceğiz. Damakta yapışık bir şekilde kalıyor. Bu sükun sesi zaten belli olur. O çıktıktan sonra diğer harfi harekesiyle okuyoruz. Metlerde böyle, idgamda böyle, bütün kurallarda böyle. Bunun tek şartı acele etmemek. Değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'i daha çabuk kavramak, öğrenmek, okumak, okutmak hatta bunların tamamının hepsinin altında acelesizlik yatıyor. Hani acele etmeyeceğiz. Acele etmeden okuyacağız. Evet. Böylelikle izharı kameriye yani la mutarifin izharı konusunu da bitirdik. Eh. Bu konuyla aynı zamanda idgam bahsini de bitirmiş oluyoruz. İnşallah nasip olursa bir sonraki dersimizde ehkamur ra yani ra'nın hükümleri konusuyla dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cezakumullahu hayran kefiyer. نفعكم الله نفعا مبينا